Evet, rakamlar böyle. Şimdi ayrıntıları alacağız. Telefon hattımızda bulunan yatırım uzmanı Volkan Kuğucuk'tan. Sayın Kuğucuk, günaydın. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Merkez Bankası'nın faiz kararı. Dün biraz kafalar karışmıştı piyasalarda, tepki alımları gerçekleşmişti. Bugün de yine bir toplantı var. Oradan gelecek mesajlar önemli belki, ancak piyasalar nasıl başladı? Bu mesajların sonrasında senaryolar dahilinde gün içerisinde neler yaşayabiliriz acaba? Tabii Borsa İstanbul tarafı pozitif açılışla başladı. Şu anda 74 bin seviyesinde yukarı yönlü hareketine devam ettiriyor. Dün itibariyle özellikle Merkez Bankası'nın faiz noktasında herhangi bir adım atmamasıyla birlikte dolar ani bir yükselişi 2.95 seviyesine kadar yükseldi ama çok negatif bir hareket olmadı. Tekrar dolar cephesinde aşağı yönlü hareketin varlığını görmekteyiz. Bu hareketin 2.92'nin altında 2.90 seviyesine kadar gerileme alanının oluştuğunu da şimdiden söyleyebiliriz. Evet, Noel tatili öncesi yurt dışı daki veri akışının da yavaşlamasıyla birlikte biraz da yurt içindeki gelişmelere odaklanacağız gibi görünüyor. Şu anda bakmak gerekirse piyasaların genel görüntüsü pozitif tarafta, özellikle Borsa İstanbul 75 bin direncini önerik hareketine devam ettiriyor. Gösterge bileşikler 10.80 seviyesindeki 10.80 önemli bir bölge. Bu seviyenin altında hareket edilmesi birazcık daha pozitif seyri devam ettirir gibi görünüyor. Dolar TL'de de 2.90 seviyelerinin altında düşüş alanımızın olduğunu söylemekle birlikte gerileme hareketinde 2.87 2.88 seviyesine kadar düşüş hareketini bekleyebiliriz. Evet, şimdi Amerikan cephesinde 3. çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Beklenenden daha iyi geldi. Şimdi ne dersiniz, bu veriyle birlikte artık henüz daha yeni olmasına karşın faiz arttırımı, yeni bir faiz arttırımı dinlendirilmeye başlanacak mı acaba piyasalar tarafından? Ya bunu söylemek için çok erken, çünkü sadece büyüme rakamları değil, Amerika tarafında özellikle enflasyon tarafına da bakıyoruz ama şu anda piyasa özellikle ilk çeyrek verilerine yoğunlaşmaya devam edecek ama ilk çeyrekte enflasyon noktasında Amerika'nın hedeflerinden geri kalması faiz arttırımı noktasında Fed'in elini kolunu bağlayabilir. Piyasada zaten hani bu bilgiyi de şu anda önünde işlemeye devam ediyor. Evet, peki Çin'le ilgili ne dersiniz? Şimdi veriler zayıf gelmesine karşın teşviklerin artılacağı haberi uluslararası piyasalarda aslında moralleri yükseltmişti, yükselmesine sebep olmuştu. Çin'le ilgili kaygılarda bir gelişme var mı? Azalmış durumda mı acaba? Piyasalar öyle bir yön arayışına mı girdi şu sıralar? Yani özellikle Çin tarafı birazcık daha orta vadede değerlendirilecek bir konu başlığı gibi görünüyor. Zaman zaman verilerin iyi gelmesi, zaman zaman kötü gelmesi Çin tarafında kafa karışıklığının devam etmesine yol açıyor. Ancak özellikle burada Çin'i konuşacaksak diğer taraftan emtia fiyatlarını da bir yandan izlemeye devam edeceğiz. Çünkü emtia fiyatlarında hani bir artışın olmaması ya da emtia fiyatlarının yükselmemesi, özellikle Çin'deki gerilemenin negatif fiyatlamasının hali hazırda devam ettiğinin de bana göre bir göstergesi. Çin tarafını biz 2016 yılı içerisinde konuşmaya devam edeceğiz. Sadece Çin'in büyümesi değil, özellikle Çinli şirketlerin tahvil borçlarının ödenmesi konusunda zaman zaman piyasanın gündemine haberler geliyor. Tabii ki burayı da takip edeceğiz ama Çin birazcık daha 2016'nın ilk çeyreğinden sonra birazcık daha piyasaların gündemine oturabilir gibi görünüyor. Şimdi emtiaları soralım size yatırımcılar açısından. Normalleşme süreci başlamıştı aslında Fed'in faiz kararının ardından. Biraz içeride hareketlenme yaşandı ancak bundan sonraki süreçte ne olacak? Veriler yakından takip edilecek dedi şimdi. Yatırımcı neye göre pozisyon almalı? Özellikle dolar artıştaydı. Şimdi bir nebze tekrar düşüşe geçti ancak dolar ve altın belki öncelikle konuşulabilir. Ne dersiniz? Şimdi altın tarafından başlayacak olursak... Altın Fed'in faiz artışını zaten satmıştı. Bu da fiyatların içindeydi. Fed'in beklentiler dahilinde hani nispeten piyasa biliyle ölçülü faiz artışı yapması altına bir miktar nefes aldırdı ama altındaki bu yukarı yönlü hareketi sadece Fed'e bağlamak da doğru değil. Özellikle Amerika borsalarında madencilik hisselerinde yaşanan yükselişte altını bu noktada pozitif yönde etkiledi diye düşünebiliriz. Altın evet 1075-1080 dolar üzerinde, birazcık daha 1100 dolarlara yaklaşan bir görüntü içerisinde kalabilir ama kısa vadeli olarak altındaki hani zirveyi şimdilik 1100 dolar olarak
kabul edebiliriz. Daha orta vadeye baktığımızda altında 1000 dolara kadar geri çekilme ihtimalinin henüz masadan kalktığını söyleyemiyoruz. Dolar cephesinde şu anda FED sonrası en azından Türkiye açısından bakıldığında birazcık daha pozitif tarafta yer alıyoruz. Dolardaki gerileme devam edebilir. Şu anda 2.90'ın altındaki gerilemeyi dikkatli izlemekte fayda var. Volkan Kuyucuk, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun değerlendirmeleriniz için. Sayın seyirciler, ekonomiden son gelişmeleri aktardık. Saat 14.40'da yeniden görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.